Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki temaslarından bir bölümü ekranlarınıza getireceğiz. Burada ağırlıklı konu futbol. Malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eskiden lisanslı bir futbolcuydu. Erdoğan New York'ta FIFA Başkanı, yani Dünya Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir armağan verdi. 2022 Dünya Kupası ile alakalı, malum Katar'da yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı verilen armağanı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evinde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. FIFA Başkanı ve hediyesiyle fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra topla kafa vuruşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. FIFA Başkanı'nın görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid içeri girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikiliyi tanıştırdığı sırada kısa süreli bir futbol sohbeti yapıldı. I'm hesitant to ask, Mr. President, which team do you support? I know you were a big... What is the national team? Bad memories from Fenerbahce because they used to crush our teams. In all the sports. Ardından Erdoğan, Lapid'le basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth için düzenlenen cenaze töreni süreci hala konuşuluyor dünyada. Elizabeth için sadece Londra'da değil, hemen hemen aynı saatlerde başka yerlerde de dini cenaze töreni düzenlendi veya törenleri düzenlendi. Bunlardan biri özel sayılırdı. Londra'da Westminster Katedrali'nde kraliçenin naaşı huzurunda ilahiler eşliğinde 2. Elizabeth için dini tören yapılırken binlerce kilometre ötede yüksek ülke Nepal'de de ilahiler okunuyor, dini tören yapılıyordu. Budist bir dini tören. Katmandu kentindeki Budist manastırda da yüksek düzeyli rahipler hazır bulundu. Törene Birleşik Krallık Katmandu Büyükelçiliği personeli de katıldı. Diplomatik misyonun şefi Budist gelenekleriyle kraliçesinin resminin önüne eşarp serdi. Törene katılan, İngilizler için savaşmış bir Nepalli paralı asker, yani bir Gurkha, kraliçenin ölümünü hayatının en büyük kaybı olarak yorumluyor. Her gün kraliçeye dua edeceğini belirtiyor. Nepal, Birleşik Krallık'la ilişkileri son derece yakın olan bir ülke. Nepal halkının özellikle İngiliz monarşisine hatırı sayılır bir sempatisi var. Aslında başlangıç böyle değildi. Britanya, Nepal'i 19. yüzyılda işgal etmeye kalkmış ama savaşçılıklarıyla ünlü Nepalli topluluk Gurkalarla baş edememişti. Bunun üzerine iki ülke arasında anlaşma yoluna gidilmiş, Nepalli Gurkaların savaşçılıklarını keşfeden İngilizler bu askerleri daha sonraki çalışmalarında paralı asker olarak kullanmıştı. Gurkalar Gelibolu savaşlarında 4 tabur halinde Türk askerine karşı da kullanılmıştı. Müzik
Bu askerler hala Britanya ordusundaki varlıklarını sürdürüyorlar.